أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. 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 وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
Selamünaleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Seç Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Kur'an Yolunda programına yine en güzel çağrıyla, sözle başlamış olduk. Onurcan Güçlü kardeşimiz yine İlk Seç Vakfı'nda kıraat merkezinde okuyor, 2. sınıfta. Bugün Rad Suresi 49 ve 55 ve Duha Suresi 1 ve 11. ayetleri bizlerle paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah. Onurcan Güçlü kardeşimize teşekkür ettik. Onu uğurluyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Evet, hafızımızı uğurladık ve ismiyle müsemma programımız Kur'an Yolunda devam ediyor. İlk Seç Vakfı'nın genel sekreteri Zülkar Furkan Yıldız hocamız bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, hamdü senalar olsun. Allah razı olsun. Sizler? Tabii elhamdülillah bizlerdeyiz. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşınca Ramazan Bayramı'nda da aynısı oluyor. Ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk oluyor bizlerde. Tabii Kurban Bayramı'nın bir özelliği de paylaşımın çok fazla olması. Bu Kurban Bayramı'nı biz nasıl bekliyorsak ihtiyaç sahipleri de bir o kadar bekliyor. İnşallah bunları konuşmak için izleyenlerimizin diliyle size sorular soracağız. Sizi biraz bugün terleteceğiz. Ama daha önce ilk defa sizi şu anda ekranlarda görenler için Zülkar Furkan Yıldız hocamızı bir tanıyabilir miyiz? Evet. Zülkar Furkan Yıldız, 1990-98 Yeşil Cami Kur'an Kursu, Hafızlık ve Şerian İlimleri Tahsil ve aynı zamanda İmam Hatip Dışarıdan Bitirme İlahiyat Fakültesi. Şu an Esenler Hayırseverler Kur'an Kursu, Resmi Kur'an Kursu Öğretmeni, Esenler Hayırseverler Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı, İlk Seç Vakfı, İlim, Kültür, Sağlık, Eğitim, Çevre, Sosyal bir Vakıf. Bu vakfın genel sekreter hizmetlerini yapıyoruz elhamdülillah. Eyvallah. Allah-u Teala hayırlı görevler versin. Amin. Şimdi Kurban Bayramı dedik. Peki çok fazla vaktimiz olmasa da kurbanın tanımı ne? Kimler kurban kesebilir ve hangi hayvanlardan kurban olur? Bunu kısaca izleyenlerimizle paylaşabilir misiniz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefâ ve salatu ve selamu alâ Resûlina Muhammeden'il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban, kurbiyet yani yakınlık demektir. Hazreti Mevlamız, Adem babamızın evlatlarıyla sınama olarak başlatmış olduğu bu ibadeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ ayeti kerimesinin sırrınca namaz kıl ve kurban kes. Hı hı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbn-i Mace'de ve Tirmizi'de rivayet edilen men vecede sa'aten ve lem yudahhi felâ yakarruvenne musallâna hadis-i şerifinin sırrınca kimin durumu müsaitse ve kurban kesmezse namazgahlarımıza, mescidimize yaklaşmasın sırrınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de bizlere güzellik olarak sunulan bir ibadettir. Elhamdülillah bizler de bu kurban ibadetiyle Mevlamıza yakınlaşmayı umuyoruz. Rabbimizin rızasını kazanmak için Allah'ımızın ismi şerifini zikrederek bu kurbanlarımızı kesmiş oluyoruz. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de buyururlar ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Sizin kesmiş olduğunuz hayvanlarda ne onların etleri ne de kanları ama sadece sizin rızayı bari için takva olarak Rabbinize sunmuş olduğunuz o güzelliğiniz ulaşabilir diyor Mevlamız. Bizler de bu vesileyle bizi izleyen dostlarımıza bu Kur'an hizmetlerine gönül veren dostlarımıza tavsiyelerimiz kurban yaklaşıyor. Dolayısıyla gücü durumu müsait olan kardeşlerimiz mutlak suretle kurbiyet olarak Rabbimize yaklaşmak için kurban çalışması, kurban programı yapmalıdırlar diyoruz. Ve bu vesileyle kendileri Kurban Bayramı'na hazırlık olarak en güzel sunacakları Rablerine karşı sunum olarak güzel bir koç, güzel bir hayvan hazırlığına girişmelidirler diyoruz. İnşallah. Furkan Hocam, izleyenlerimiz de bilirler. Maalesef şimdi bazı kelimelerin, bazı cümlelerin, isimlerin
içi oyuluyor. Mesela Ramazan şeker bayramı diye algılanmaya uzun yıllardır birileri tarafından devam etti. Yine Kurban Bayramı'nda da benim kestiğim hayvandan kaç kilo et çıkar, bunu ne kadar zamanda tüketirim'e döndü. Belki bu da zararlı bir şey değil ama ilk başta bahsettiğiniz gibi grubiyet olayı var ya. Burada şöyle düşünecek olursak, sadece bir tatil, şu kadar tatil mi yapacağımdan öte, bu işin dinimiz boyutuna ele alacak olursak, bir de paylaşma var. Bu paylaşma işi de diğer insanların beklediği bir senede belki Kurban Bayramı ne zaman gelecek de şöyle bir kilo iki kilo etraftan et gelip de ben dolaba koyabileceğim diyen kardeşlerimiz var. Ve bunların dışında birazdan yine onu konuşacağız. İlk seçin bünyesinde hafız kardeşimiz yetişiyor ve bunlar haftanın bir günü dışında hep oradalar, yani yatılı olarak kalıyorlar. Ve dolayısıyla şimdi bir gün içinde sabah, öğle, akşam yemekler veriliyor. Ben daha önce sık sık gittiğim için biliyorum, Allah razı olsun. O güzel yemeklerin içinde maşallah etler var. Bu etler de bir yerden geliyor. Dolayısıyla şimdi bu kurbana dikkat çektikten sonra, ihtiyacı olan insanları düşündükten sonra, biz de ilk seçin ihtiyacı bu konuda nedir? Kurban ilk seçin, ilk seçişin ne getiriyor? Onu sizden öğrenelim. Ben A ve B şıkkı olarak ikiye ayırayım sizin sorunuzu. Buyurun. Birinci olarak, bir kere bizi izleyen dostlarımız kurbanın ehemmiyetini ve önemini kavramaları noktasında Adem babamızın evlatlarıyla başlayan, evet, bismillah, vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hak. Adem aleyhisselamın çocuklarının hikayesini, haberini onlara oku, anlat. İz karrabe kurbanen. Onlar kurban olarak ne yapmışlardı? Hem Habil hem Kabil kurbanlıklarını adamışlardı Mevlalarına. Ama Allah birisinin kurbanını kabul etti. Niye? O kurbanı kabul edilen kişi seçmiş olduğu hayvanı, koçunu hayvanlarının içerisinden en semizinden, en olgunundan, en güzel, en yakışıklısından. Nefsine en hoşuna giden değil mi? Nefsinin, evet, hoşuna gitmeyen, ama Mevla'nın istediği, evet, kurbanı ne yaptı? Rabbine sundu. Rabbi kabul etti. Ama diğeri, Kabil denilen kişi, evladı, o da zaten bu yanıp bitip kül olacak. Tam tersine. Nefsinin işine gelen. Evet, nefsinin işine gelen, hiçe sayılan malzemesinden Rabbine sundu. Mevla kabul etmedi. Evet. Adem babamızın evlatlarından başlayan bu imtihan, İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamı kurban etme meselesi Saffat suresi 107'de çok güzel bir şekilde geçiyor. İzleyenlerimize Saffat suresi 107'yi, evet, araştırmalarını tavsiye ediyorum. Tefsirlerden okumalarını tavsiye ediyorum. En son Mevlamız bismillah وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Allah İsmail aleyhisselamı kurban edilmekten kurtardı. Onun yerine gökten güzel bir koç, evet, hayvan kurban edilmek üzere takdim edildi İbrahim aleyhisselama. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de hem hicretten başlayan kurban kesim meselesiyle devamlı her yıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmiş oldu. Hatta bazı kaynaklarda bir kendi ve ailesi için, bir de ümmeti için kurban kestiğini biz görüyoruz. Bu ehemmiyetine binaen izleyen dostlarımıza, gönüldaşlarımıza biz duyurmuş olalım. İkincisi, biz İlk Seç Vakfı olarak elbette Hafız Efendi'nin yiyeceklerini, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunlar sene-i devriye içerisinde bizim Kurban Bayramı'nda, kurban zamanında yapmış olduğumuz kurban çalışmalarıyla beraber ne yapıyoruz biz? Onların yıllık et ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Stoklanmış oluyor zaten, evet, derin dondurucularda. Soğuk havalarımızda biz, evet, onları muhafaza ediyoruz. Sene devriyesi içerisinde ihtiyaca binaen soğuk havadan çıkartıp onların yemeklerine, onlara ikram etmek üzere sunmuş oluyoruz. Eyvallah. Her bir yemekte almış olduğu gıdadan dönüştürmüş oldukları enerjiyi nerede tüketiyorlar? Ne yolda harcıyorlar? Evet, Kur'an eğitiminde. Evet. Hafızlarımız 7-24 ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim ile hemhaller. Arapça okuyan, şer'i ilimleri tahsil eden, evet, hoca efendi adaylarımız hadislerde, tefsirlerde, kelamlarda, akaid ilimlerinde devamlı onu ne yapıyorlar? Tüketiyorlar. Yani sonuçta Kur'an
ve Kur'an ilimlerinde Kurban Bayramı'nda bizim etlerle etlerimizi stok etmemiz onların bu enerjisine dönüşmüş oluyor. Kıymetli izleyenlerimiz. Ve bununla ilgili zaten aramak durumunda olduğunuz, aramak istediğiniz telefon numaraları arkadaşlarımız aşağıdan veriyorlar. xseçvakfı.org'dan da ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz. Zaten çok da fazla bir şey kalmadı ama geç de kalmış sayılmazsınız. Yine bu konuda inşallah duyarlı olmanızı istirham ediyoruz. Furkan Hocam, ilk seçin 2-3 senedir yaptığı, uyguladığı ve gerçekten ses getiren bir uygulaması var. O da canlı yayında isimlerin okunması, kesilen kurbanların görüntülerinin yayınlanması internet üzerinden. Bununla ilgili olarak birazdan bunu nasıl yaparlar vesaire konuşuruz ama bunu neden düşündünüz? Mesela ilk seç neden bunu görüntülü yapma ihtiyacı duydu? Acaba şundan mı? Benim aklıma ilk gelen malum birkaç sene öncesinden, belki onun öncesinden de başlayan ama yeni yeni maalesef kokuları, o pis kokuları çıkan bazı yapılanmalar vardı diyelim. Bunların bir güven problemi meydana getirdiğini aklıma getiriyorum. Hani genel olarak. Acaba böyle bir durumdan mı oldu? Neden böyle bir şey yaptınız? Bir ayet-i kerimeyle cevap vermek isterim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى Kurban dedik, İbrahim Aleyhisselam dedik. Devam ediyoruz İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'a Rabbine karşı şöyle nida inedi. Dedi ki, Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. Ey Allah'ım, merak ediyorum. Bu ölüleri nasıl dirilteceksiniz? Nasıl diriltirsiniz? Allah Celle Celaluhu, yani bir insan öldükten sonra nasıl dirilteceğin cevabını İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki, قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ Ya İbrahim, sen ben öldükten sonra dirilteceğime iman etmedin mi, edemedin mi? قَالَ بَلَى Hayır ya Rabbi, ne demek? İman ettim. وَلَاكِلْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ Yalnız ya Rabbi, kalbim mutmain olsun diye öyle bir içimden geçirdim diyor. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Şimdi bizim kalbimiz mutmain olsun. Evet. Yani bir kere bu kurban ibadet dedik, ibadet. Kurbanın kesilmesi lazımdır. Alınan vekalet yolunda alınan kurbanların kesilip yerine birebir teslim edilmesi lazım. Biz bu süreci ne yapıyoruz? İnsanların kalbi, gönlü mutmain olsun diye İbrahim Bey'in vermiş olduğu bize bir vekaleti biz ondan alıyoruz, ismiyle beraber işliyoruz. Bayramın ikinci günü kesilen hijyenik ortamlarımızda İbrahim abimize 5 dakika önce SMS yoluyla mesaj atıyoruz. Ve bizim internet üzerinden Web TV olarak ilk TV uygulamamızda ve bunun yanında Facebook sayfalarımızda ve diğer sosyal medya sayfalarımızda canlı yayın olarak aktarım yapmış oluyoruz. İbrahim Bey vermiş olduğu vekaletiyle beraber ne yapmış oluyor? Kendisine gelen mesaj, 7. kurbanınız 5 dakika sonra kesimdedir. Şu linkten izleyebilirsiniz diye İbrahim Bey linke dokunuyor ve oradan 5 dakika sonra hayvanının kesimini canlı olarak İbrahim Soydan Erdem vacip kurbanı şu an kesiliyor diye orada zikrediliyor ve bu da ne oluşturmuş oluyor? Liyatmeinne kalbi, kalbinde bir itminan, huzur oluşturmuş oluyor. Mutmain olmuş oluyor. Evet. Bu bize bunu kazandırıyor. Evet. Son zamanlarda elbette zuhur eden bilhassa 15 Temmuz olaylarından sonra insanlardan kurbanlar alınmış, kurbanlar toplanılmış. Evet. Ama karşılığı insanlara gösterilmemiş. Biz bundan hepsini bir üzerine çizgi çekiyoruz. Yeni bir sayfa açmış oluyoruz. Ve bize bu noktada bağış yapan bağışçılarımıza biz bunu yakin olarak izletmiş oluyoruz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunda dediğiniz gibi hocam büyük bir sorumluluk var. Yani vekalet dediniz ya, ben senden alıyorum dediğiniz andan itibaren bütün sorumluluk size biniyor. O yüzden çok güzel bir uygulama olmuş bu. Şöyle yeni bir uygulama da değil. Bazıları ilk defa duyuyor ama değil mi? 2 senedir bu uygulanıyor galiba. Şöyle bir şeyi de hani anekdot olarak anlatmış olayım. Lütfen. Bir senesi vakıf olarak biz
kurban ayırttık. Herhangi bir ihtimale karşı. Stok yaptınız. Stok yaptık. Ona yetiştik, yetişemedik. Önemli değil. Yalnız şunu parantez içi söylüyorum. İbadet olduğu için bir de Ahmet Efendi'nin vacip kurbanını üzerine yükümlülük olarak almış oluyorsunuz. Hmm. Bunu yerine getirmek birinci vazifeniz. Kesecek hayvanınız yoksa ne yapacaksınız? Değil mi? Kesecek hayvanımız yok idi. İstanbul, Avrupa yakasında bulamadık. Anadolu yakasına bir abimizle beraber gittik. Bayramın ikinci günü kurban dolandık. 2 kuruş, 3 kuruş fazlasına o kurbanı aldık. Sonuçta kestik. Elhamdülillah. Bizim üzerimize vazife olarak düşen vücubiyeti yerine getirdik. Evet. İki şekilde. Bir, vacip sahibi kurban adına. İkincisi, emanet ve vekaleten bizler adına. Eyvallah. Şimdi tabii bu o kadar önemli bir iş ki, bu işi de böyle göz önünde yapıyor olmak da çok güzel. Geçen senelerde de zannediyorum bu başarıyla uygulandı, değil mi? Elhamdülillah 3 senedir çok güzel bir başarı ve geriye dönüşüm olarak olumlu tepkiler iyi. Muhabbet ediyoruz, hasbihal güzel, bilgiler güzel ama programımızın da nihayetine geldik. Kurban Bayramı çok yakında. Sizin bir tebriğinizi alalım en azından. İzleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Biz kurban çalışması noktasında dostlarımızdan şunu bekliyoruz. Okuyan Hafız Efendimizin bir yıllık et ihtiyacını karşılama noktasında dostlarımızın kurban hisse çalışmalarında hiç değilse benim de bir hissem olsun diye bizim cep telefonlarımızdan, iletişim bilgilerimizden ve sizlere sunulan 212-640-4808 telefon numarasından bizlere ulaşmalarını ve hisse çalışmalarında benim de bu seneki kurbanım ilk seç vakfı hafızlarına olsun diye çalışmalara destek vermelerini özellikle istirham ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sizin de bayramınız mübarek olsun şimdiden. Hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İzleyenlerimizin de bayramlarını, kurban bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum. Kesmiş oldukları, kesecekleri kurbanları da Rabbim kabul eylesin diyorum. Amin. İşin özeti Rabbimizin, Mevlamızın kurbanlarımızı kabul etmesidir. Mevlam İnşallah. Kabul eylesin. Amin. Evet, Zülker Furkan Yıldız hocamız bizlerle beraberdi. Çok önemli bilgileri verdi. İnşallah hayırlara vesile olur program. Daha önceki programlarda da bazen anlattığım gibi bir davetiye düşünün. Bu davetiye kabilinden bugünkü program. Size bir davetiyede bulunduk. Bu davete icabet etmeniz de artık sizdendir. İnşallah hayırlar verir ve hayırlar görürsünüz diyelim. Bayramınız şimdiden hayırlar getirsin, mübarek olsun diyorum. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kurbanınız Kur'an'a olan muhabbetinizin şahidi olsun. İlk Seç Vakfı 19 ayrı Kur'an Eğitim Merkezi'nde 2500'e yakın hafızlık talebesine eğitim veriyor. Bağışladığınız kurban hisseleri sene boyunca hafızlarımızın et ihtiyaçları için kullanılıyor. Bir hisse bedeli 1400 TL'dir. Bağışlarınız için 0850-303-2071 ilksecvakfi.org İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli din kardeşlerim, Kurban Bayramı yaklaşmış olması münasebetiyle her birinizin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kazasız belasız bir Kurban Bayramı'nı idrak edip ihya etmeyi Rabbim her birinize, her birimize nasip etsin diyorum. Ülkemizde Kur'an hizmeti yapan müesseselerimiz, Kur'an talebelerimiz, şer'i ilimleri talep eden medresedeki talebelerimiz Kurban Bayramı'nı iki türlü bayram olarak kabul ederler. Bir, gerçekten her Müslüman için Kurban Bayramı nasıl mukaddes bir bayram ise onlar için de mukaddes bir bayramdır. Ayrıca medreselerimizin, Kur'an talebelerimizin, fakirlerimizin bir yıllık et ihtiyacı Kurban Bayramı'nda temin edildiğinden hayır sahibi cömert kardeşlerimizin, Kur'an hizmetlerini kale alan kardeşlerimizin, nazarı itibara alan kardeşlerimizin gayretleriyle gerçekleşmesi münasebetiyle ikinci bir bayram olma özelliğini taşımaktadır. İlk Seç Vakfı olarak
Himayemizde olan bunca talebelerimiz, medreselerimizdeki kardeşlerimiz, yavrularımızın bir yıllık et ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla her sene olduğu gibi görüntülü bir şekilde kurbanlarımızı canlı yayında hissedarlara göstermek suretiyle, seyretilmek suretiyle kurbanlarımızı bu yılda keseceğiz inşallah. Siz kardeşlerimizden kurban hisseleri noktasında yardımcı olmanızı niyaz ediyorum, diliyorum. Ve Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Kur'an talebelerine, medrese talebelerine göstereceğiniz bu himmetiniz sebebiyle, ikramınız sebebiyle Ekremul Ekremin olan Allah'ım sizlere ikram etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İlk Seç Vakfı Kurban Organizasyonu. İlk Seç Vakfı kurban bağışlarınızı vekaletinizle birlikte kabul ediyor ve akabinde dinen kurban şartlarına uygun olan kurbanlıklarınızın alımlarını gerçekleştiriyor. Kurbanlarınızın vekaletleri dini hassasiyetleri olan ehil kasaplara veriliyor ve İslami usullere riayet edilerek kesiliyor. Ayrıca İlk Seç Vakfı kurbanınızın kesimini kesime 5 dakika kala cep telefonunuza göndereceği SMS sonrasında İlk TV'den canlı yayında izlemenize de olanak sağlıyor. Kesilen kurbanların etleri İlk Seç Vakfı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi gören yüzlerce talebenin yıllık et ihtiyacını karşılamak üzere soğuk hava depolarına taşınıyor. Tüm bu işlemlerin sonunda sizler hem kurban ibadetinizi yerine getirmiş hem de hafızlarımızın okuyacakları Kur'an'ın her harfinden hasıl olacak sevaba ortak olmuş oluyorsunuz. Gönlünüz rahat, kurbanınız kabul olsun. Bilgi ve bağışlarınız için 0212 640 4808 ilkseçvakfı.org